Sayın izleyiciler, bu akşam stüdyo konuğumuz Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi, Atlantik Konseyi Avrasya Direktörü Büyükelçi Ross Wilson. Büyükelçi Wilson'la Suriye krizini konuşacağız. Ambassador Wilson, thank you so very much for your time. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Önce NATO'nun açıklamasıyla başlayalım. Siz bu açıklamadan neler çıkardınız? Daha güçlü bir acaba açıklama mı bekliyordunuz? Ya da acaba tam olması gerektiği gibi bir açıklama mıydı? NATO açıklamasının mükemmel olduğunu düşünüyorum. Çok açık ve güçlü bir şekilde ifade edilmiş olduğunu düşünüyorum. İttifak tarafından NATO Türkiye'ye çok güçlü bir şekilde destek verdi. Çok şiddetli bir şekilde Suriye'nin hareketlerini kınadı. Aynı zamanda ittifak oradaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini de açıkladı. Bunun gibi durumlarda çok basit ve bu tip sade kelimeler aslında çok daha sinirli kullanılan kelimelerden daha etkili olabiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin tutumu da tabii bu konuda çok önemli, ama 5. maddenin yürürlüğe konmasını istemesini beklemiyorsunuz herhalde Türkiye'nin, değil mi? Yani daha fazla mı ihtilaf çıkar o zaman? Aslında 5. madde ittifakın uygulamaya konması için çok olağanüstü bir durum. Yani ittifakın bütün tarihine bakılacak olursa, 11 Eylül saldırılarından sonraki dönemde değerlendirilecek olursa, bu şekilde bir şeyin çok yapıldığını görmüyoruz. Aslında Türkiye yetkililerin açıklamalarından da 5. maddenin yürürlüğe konmasını isteyeceklerini ben çıkarmıyorum. Aslında bir şekilde açıklamaların içerisinde şu andaki krizin daha yatışması için de bir takım tutumlar var. Yani Suriye'nin kınanması, NATO'dan güçlü bir açıklama çıkması, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile iletişimin devam etmesi ve bütün bunlar bunun bir parçası. Yine Türkiye'nin neler olduğunu açıklıyor olması, yine Türk hükümeti içerisinde askeri anlamda Suriye ile nasıl başa çıkacağının ortaya konmuş olması, ama hiçbir şey daha fazla bir ihtilaf çıkacağına dair bir işaret vermiyor. En azından son birkaç güne bakıldığı zaman böyle bir şey görmüyorum ben. Peki uluslararası olarak kınandı Suriye ve Türkiye belli sınırlar çizdi. Bugün Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında da vardı bu sınırlar. Acaba bunun tek başına bir olay gibi kalacağını mı düşünüyorsunuz ve bir şekilde geride bırakılmış olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında bu Suriye'nin ne yapmak isteyeceğine bağlı olarak değişecek. Yani Suriyeli yetkililerin sabah birden uyanıp, yani örneğin olayın olduğu gün biz Türkiye'yi nasıl provoke edebiliriz diye düşündüklerini zannetmiyorum. Yani bir takım nedenler olabilir, bir takım nedenleri olmaya da bilir. Belki Türkiye'ye başka sebeplerden bir uyarı da göndermek istemiş olabilirler, bunu bilemem. Ancak tabii bütün bu olan şeyler ortaya konduğu zaman Başbakan çok güçlü bir uyarı yaptı. NATO da çok güçlü bir uyarı yaptı ve bundan sonra Suriye'nin yapacağı başka şeylerin tolere edilmeyeceğini ve bir şekilde güçlü olarak yanıt alacağını söyledi NATO'da. Zannediyorum Türkiye bu şekilde davranmaya devam edecek ve Şam'ın da aynı şekilde davranması akıllıca olacaktır tabii. Bundan sonra nelerin olacağı da Suriyelilerin daha fazla bu olayı uluslararası hale getirme ya da Türkiye ile bir savaş eşiğine gelme konusunda ne kadar bu ihtilafı taşıyacakları ya da taşımamaya karar vereceklerine bağlı olarak değişecek. Bir şekilde misilleme yapılmadığı için tabii ki Türkiye'den. Türkiye bundan sonra acaba uluslararası anlamda ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de ya da bunun ötesinde ne gibi önlemler alabilir başka? Aslında bir başka alanda, yani genellikle bu tip durumlarda yapılacak şey tazminat istenmesidir. Ve bu şekilde verilen zararın tazminatı alınır. Ancak tabii şu anki duruma baktığımız zaman bana kalırsa Türkiye şu ana kadar kendi güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atıyor ve aynı zamanda Suriyeli mültecilerin güvenliğini sağlama açısından da adımları atıyor. Aynı zamanda Suriyeli yetkilileri de bu tarz başka hareketlerin tolere edilmeyeceği konusunda uyarıyor. Bu krizin uluslararasılaştırılmasından bahsettiniz. Acaba bu kriz bir şekilde uluslararası toplumun Suriye'ye bakışını, yaklaşımını değiştirebilir mi? Yani Suriye'deki şiddetin dışında bir şeyden bahsediyorum. Tabii ki uzun süredir devam ediyor ama uluslararası toplumun yaklaşımını daha da değiştirebilir mi bu? Aslında soru biraz farazi diye düşünüyorum. Yani bir şekilde spekülasyon yapmak olacaktır bunu söylersem. Yani Suriye ne kadar uluslararası hale getirecek bu krizi? Evet, bu şekilde ilerleyebilir. Türk yetkililer, Amerikalı yetkililer ve hatta Avrupa içindeki birçok kişi bir şekilde Suriye'ye girilmesi yönünde bir isteklilik göstermiyor. Herkes olası maliyetin çok yüksek olacağının farkında. Tabii bir şekilde belli bir noktada bir müdahale gerekli olabilir. Herkes bunun farkında. Ancak uluslararası toplum, özellikle de NATO'nun üye ülkeleri bir şekilde kendilerini bundan biraz uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani müdahale fikrinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani bu müdahalenin bir şekilde kaçınılmaz olduğu ya da gerekli olduğu düşüncesinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Rusya'nın konumu da çok önemli. Rusya Dışişleri Bakanı bugün bir açıklama yaptı ve Suriye'nin hareketinin kasıtlı olduğuna ya da düşmanca olduğuna inanmadıklarını söylediler. Rusya Esad rejimini destekliyor ve şunu merak ediyorum. Rusya'nın konumundan da biraz bahsedebilir misiniz? Rus yetkililer ve özellikle Rusya'dan Washington'a gelen ziyaretçilerle yaptığım konuşmalarda aslında görüşmelerinin birçok Amerikalı'dan ya da birçok Türk'ten farklı olmadığını görüyorum. Yani Esad'dan sonra neyin geleceği, kimin geleceğine, ne gibi iç güçlerin ve hatta Suriye topluluğu içerisindeki bazı şeytanların, kötülüklerin ortaya çıkabileceğine dair endişelerini dile getiriyorlar. Çok da farklı endişeler değiller bunlar. Ve bütün bunlar meşru endişeler aslında. Bu ülkede de birçok kişi, Türkiye'de de birçok kişi bu endişeleri mutlaka paylaşıyordur Ruslarla. Tabii Rusya'nın Suriye ile ilişkisi uzun döneme dayanıyor. Esad hükümetiyle ilişkisi de Hafız Esad'a kadar dayanıyor. Dolayısıyla Suriye'yi bir dost ve müttefik olarak görüyor Ruslar. Belki müttefik derken çok güçlü bir kelime olacak ama kesinlikle bir dost olarak görüyorlar ve burada bize söyledikleri şeyler bütün bu olanların dışında dışarıdan gelecek bir müdahalenin Orta Doğu açısından sıkıntı yaratabileceğini söylüyorlar ve bunun tekrarlanmasını istemiyorlar. Rusya'nın endişeleri ve konumu böyleyken acaba şunu söyleyebilir miyiz? Uluslararası toplum bir şekilde çaresiz mi kalıyor Suriye'deki şiddeti durdurma konusunda? Uluslararası toplum çok fazla etkili olmadı diyebiliriz tabii. Yani ben kullanacak olsam bu sıfatı kullanırdım. Etkili değil sıfatını kullanırdım. Çünkü şiddet devam ediyor. Şu anda 15.000'i aşkın kayıp olduğu düşünülüyor. 5.000'in üzerinde mülteci var. Ürdün'e, Türkiye'ye gitti. Yine Kuzey Irak'a gitti. Irak'a gitti bu insanlar. Dolayısıyla uluslararası toplum gerçekten çok etkili olamadı ve bu zannediyorum bu durumun çok karmaşık bir durum olduğunu da gösteriyor aslında. Aynı zamanda aslında etki sağlama açısından Amerika'nın, NATO'nun, Arap Birliği'nin ortaya koymaya çalıştığı şeyler de tabii sınırlı kalıyor bu durumda. Ve aynı zamanda tabii uluslararası anlamda bir de Güvenlik Konseyi konsepti var burada. Sadece Rusya değil, Çin de çok isteksiz davrandı bugüne kadar. Özellikle çok açık bir şekilde ya da hatta üstü kapalı olarak bile başka bir müdahaleye yolu açacak gelişmeler konusunda isteksiz davrandı Çin'de. Bu yüzden benim görüşüm dünyanın bu konuyla ilgili olmaya devam etmesi gerektiği. Arap Birliği çok önemli bir aktör burada. Türkiye'nin de çok önemli rolleri var burada oynayabilecek ve zannediyorum diplomasimizin çok önemli bir bölümü de Moskova ve Pekin'le olmalı bundan sonrasında da. Özellikle bundan sonra özellikle bir noktada insani yardım açısından en azından sınırlı da olsa bir müdahale gerekebileceğini de bilmemiz gerekir. Aynı zamanda burada Washington'da Suriye ile ilgili bir görüşü de dile getirmek istiyorum. Aslında burada Suriye yönelik bir müdahaleye dair de bir isteklilik yok. Yani bu ihtilafın tırmanması açısından bir isteksizlik var. Siz neler düşünüyorsunuz acaba bu konuda? Söylediğiniz şey kesinlikle doğru. Yani bu ülkede başka bir savaş için, Orta Doğu'da çıkarılacak başka bir savaş için bir isteklilik kesinlikle yok. Amerika bir de seçim yılında, başkanlık seçimi yılında bu yıl ve önümüzde hala birkaç ay var seçimden önce. Şu anda temel konular, iç konular ve aynı zamanda ekonomik konular, yani dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi çok da farklı değil. Ama çoğunlukla dış politika konularına odaklanılmaz seçim yıllarında. Çünkü Amerika halkı artık Irak'taki, Afganistan'daki savaşlardan çok yorulmuş durumda ve bu yüzden de bir başka savaş konusunda olası olarak sonu çok da kolay gelmeyecek bir askeri müdahale konusunda da isteksiz Amerikan halkı. Libya biraz daha kolay gözüküyordu. Kısa ömürlü oldu zaten, 6 ay gibi bir sürede tamamlandı ve bütün bunlar başlamadan önce bile Amerika'da kamuoyu fikri aslında çok farklı değildi savaş konusunda. Şimdi Amerikan kamuoyunun gerçekten Suriye'ye müdahale edilmesi konusunda çok isteksiz, bunu kesinlikle istemiyor ve bunun çok değişeceğini de zannetmiyorum. Kalan bir dakikamız var. Bu kısa sürede Türkiye ile Amerika arasındaki işbirliğinden biraz bahsetmek isterim. Hem Suriye konusunda hem de Arap Baharı konusunda. Türkiye ile Amerika ilişkileri arasında ben Ankara'da büyükelçilik yaptığım dönemden bu yana çok değişen ilişkiler söz konusu. Yani günlük, haftalık derken şimdi artık saatlik olarak iletişim kurulur hale geldi Dışişleri Bakanları arasında. Özellikle de Suriye krizi konusunda çok sık iletişim kurulur hale gelindi. Bu çok sağlıklı bir gelişme tabii. Biz kendimizi Türkiye ile bir ortak olarak görüyoruz ve özellikle şu anda uluslararası politikalar konusunda da böyle görmeye devam ediyoruz. Büyükelçi Wilson, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.